Merhaba, yine kendi kendime sorduğum sorularla cevaplar vererek sizlerin bana bu konuda sorular sormasını yüreklendirmeye çalışıyorum. Ben inovasyonu kurumsal işime nasıl katarım? Çok güzel bir soru. Ben de kendime soruyorum ve ben de sizlere bahsedeceğim analiz konusunda çalışmalar yapıyorum. Kendi işim için analiz yapıyorum. Pandemi sonrası yeni dünyanın, yeni ekonominin özelliklerini kapsayan yeni işim nasıl olmalı? Kime nasıl hizmet götürmeli? Hangi değeri üretmeli? Teknolojiye dayalı bir inovasyon mu olmalı? Yoksa teknolojiye dayanmadan da inovasyon mu yapmalıyım? Mevcut varlıklarımı, mevcut sizlere sunduğum değerleri nasıl çoğaltmalıyım? Bunlar da benim sorularım. Kendime sorduğum sorular ve sizlere önerdiğim her şey, sizlerle birlikte hayata geçirdiğim her konuyu kendi işimde de deneyimleyerek ilerliyorum. Bu konuda IFRA isimli bir analizim var. İnovasyon, fırsat ve riskleri analizi metodu. Bunu İnovasyon ile Değer Katanlar isimli kitabımda bu metodolojiyi paylaşıyorum. Bu IFRA bir baş harflerinden oluşmuş bir akrontiş diyebileceğimiz bir şey. Ancak bu ne anlama geliyor diye baktım. Kesmek, yarmak anlamına geliyor Farsça'da. Peki inovasyon fırsatları ve riskleri analizinin bu kelime anlamı bizim tam da yaptığımız işe karşılık geliyor. İnovasyon fırsatları ile mevcut statikoyu, mevcut iş yapış biçimlerini, mevcut sunulan hizmetleri, mevcut ürünleri keserek, yararak ilerleyeceğiz. Bunun için sizlerle ilgileniyorsanız IFRA nedir? IFRA'yı nasıl kullanırım? Onda hangi analizler vardır diye merak ediyorsanız lütfen inovasyon fırsatları ve riskleri analizi konusunda bana bu videonun altına soru sorun. Benim kanalıma abone olun. Bu videoyu beğenin ve mail adresinizi verirseniz size Proje Yapabilsem isimli kitabımı da göndereyim. Özel ve üstün yetenekli çocuklarımla birlikte 2007 yılında kaleme aldığımız, bir hikaye kurgusu içerisinde kaleme aldığımız proje yönetimi tekniklerini okuyun. Gençlere okutun, çocuklarınıza okutun. Hepimiz inovasyona dayalı kalkınmada öncü olalım, örnek olalım bütün dünyaya. Görüşmek dileğiyle.